Herkese merhabalar arkadaşlar. Cümlede anlamın artık son videosuyla karşınızdayım. Ben yine hiç vakit kaybetmeden ne yapıyorum? Konuma başlıyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki ilk konu alt başlığım yakın anlamlı cümleler. Zaten sorularda çok sık bir şekilde ne yaparız? Görürüz arkadaşlar. Peki yakın anlamlı cümleler ne demek? Şu arkadaşlar, aynı düşünceyi, aynı konuyu farklı sözcüklerle anlatan cümlelerdir. Ve şunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Yakın anlamlı cümlelerde anahtar kelimeler ve mecazlı anlatımlar bizim için çok ama çok önemlidir. Tekrar ediyorum. Anahtar kavramlar ve mecaz anlatımlar çok önemlidir. Şimdi ben örneklere geçiyorum. Eminim ki daha iyi anlayacağız. Yani yavaş yavaş aslında cümleleri, yani bir nevi paragrafı yorumlamaya başlamış olacağız diyorum arkadaşlar. Ve örneklerimi yazıyorum. Mesela birinci örneğim, sallıyorum arkadaşlar. Diyorum ki toplumun sorunlarına değinmeyen eserler, diyorum ki yarınlara kalmaz. Birinci cümlem bu olsun canlar. İkinci cümleye geliyorum. Diyorum ki bir eserin kalıcılığı, o eserin oluşturduğu çevrenin sıkıntılarını anlatmasına bağlıdır. Şimdi bu iki cümleyi hep beraber yorumlayacağız. Birincisi arkadaşlar, toplumun sorunlarına değinmeyen eserler yarınlara kalmaz derken, şu yarınlara kalmak ifadesi edebiyatta, Türkçe'de kalıcılığı bildirir. Tamam. Burada da toplumun sorunlarını anlatmış mı? Evet. Bir nevi sanatı toplum için yapmış diyebiliriz. Diyor ki bir eserin kalıcılığı, bakın mecaz anlamı yakaladım, gördünüz mü? Kalıcı olmak önemli. O eserin oluşturduğu çevrenin sıkıntılarını anlatmasına bağlıdır diyor. Yani toplum için sanat yapıyor mu bu adam? Evet, yapıyor. Yani oradaki insanların sıkıntılarını anlatıyor. E o zaman bu iki cümlede yakın anlamlı olmuş oldu mu? Evet. Hem kalıcılık açısından hem de toplumun sorunlarına değinmesi bakımından. Hem kalıcılık bakımından hem çevrenin sıkıntılarını, yani toplumun sorunlarını anlatması bakımından yakın anlamlı cümleler olmuş oldular. Bir diğer örnek veriyorum arkadaşlar. Örneği veriyorum. Diyorum ki toplumsal gelişmeler ile dildeki gelişmeler arasında bağlantı vardır diyorum. Birinci cümlem bu olsun arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Toplumsal gelişmeler ile dildeki gelişmeler arasında bağlantı vardır diyorum. İkinci cümlem de şu olsun arkadaşlar. Kültürel alanda görülen gelişmeler dildeki gelişmeleri etkiler. Etkiler. İkinci cümlem de bu olsun. Şimdi beraber örnekleri değerlendirelim. Diyor ki toplumsal gelişmeler ile dildeki gelişmeler arasında bağlantı vardır. E toplumsal gelişmeler ne demek arkadaşlar? Bir nevi kültürel gelişme mi? Yani kültürel alanda gelişme olabilmesi için o toplumda bir değişiklik olması lazım mı? Evet. Bakın yakın anlamı yakaladım. E diyor ki burada toplumsal gelişme ile
dilde gelişme arasında bağlantı vardır diyor. Yani toplumsal gelişmeler hızlandıkça, arttıkça, azaldıkça dildeki gelişmelerde de azalma ya da artma olur. E buraya geldim. Senin kültürünü toplum, millet, halk oluşturuyorsa bu durumda buradaki artma, azalma ya da stabil hal dili yani dilimizi, günlük kullanımımızı etkiliyor mu? Etkiliyor. E o zaman bu iki cümle bana aynı anlamı yani yakın anlamı vermiş oldu diyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yakın anlamlı cümlelerin temel mantığı budur canlarım diyorum. Ve alt başlığımı ne yapıyorum? Değiştiriyorum. Diyorum ki karşılaştırma bildiren cümleler diyeceğim arkadaşlar. Bakalım karşılaştırma bildiren cümleler nasıl olacak? Onu hep beraber ne yapacağız zaten şimdi göreceğiz. Karşılaştırma bildiren cümleler. Evet, karşılaştırma bildiren cümleler için şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. İki kavram ya da iki farklı varlık arasındaki ortak ya da benzer yönler üzerinden oluşan cümlelerdir. Tekrar ediyorum. Elimizde iki kavram ya da iki varlık var. Sen bunun ortak ya da farklı yönlerini ne yapıyorsun? Birbiriyle karıştırıyorsun. Peki genellikle hangi kelimelerle yapılır? Paragrafta tekrar göreceğiz ama arkadaşlar bir cümlede en kelimesi varsa her zaman karşılaştırma vardır. Tekrar ediyorum. Mesela ÖSYM bize bu kadar paragraf verdi ve karşılaştırma bildiren cümle vardır dedi. Hani en böyle kısa bir kelime ya, ufak tefek yerlere sıkıştırılabilir, düşmeyeceksiniz. Eni gördüğünüz her yerde karşılaştırma var demek zorundasınız. Peki hocam başka hangi kelimelerle yapılır? Bakın buraya gibiyi bile yazabilirim. Normalde gibi benzerlik cümlelerinde kullanılmıyor mu? Evet. Devam ediyorum. Kadarı yazabilirim. Devam ediyorum. Dahayı yazabilirim. D bağlacını yazabilirim. Amayı yazabilirim. Hem bağlacını yazabilirim arkadaşlar. Çünkü bunlar sürekli karşılaştırma amacıyla kullanılan kelimelerdir diyebilirim. Şimdi iki tane örnek verebiliriz buraya arkadaşlar. Mesela diyorum ki sen de onun gibi başarılı öğrencisin. Şimdi birincisi sen de derken zaten ikinci kavram ortaya çıktı. Bir o varmış, bir de sen varmışsın gördük. Diyor ki onun gibi diyor başarılı bir öğrencisin. İki kişiyi ne yaptı? Karşılaştırdı. Hangi yönden karşılaştırdı? Başarı yönünden karşılaştırmış oldu arkadaşlar. İkinci örnek duman aklımıza gelsin. Duman derken grup olan duman arkadaşlar. Hani onların şarkısı var ya. En güzel günüm, gecem sizinle. E zaten en kelimesinin olduğu her yerde karşılaştırma var demiş miydik? Demiştik. Alın size en kelimesini gördüğümde direkt olarak karşılaştırma vardır diyebilirim. Başka örnek veriyorum. Diyorum ki seni daha çok seviyorum. Aa, demek ki benim sevdiğim iki kişi var, iki arkadaşım var. Ama seni ne yapıyormuşum? Daha çok yani karşılaştırdım. Miktar olarak daha fazla seviyormuşum arkadaşlar. İşte karşılaştırma bildiren cümlelerde bu şekilde benim karşıma çıkmış oluyor arkadaşlar. Bence anladık diye düşünüyorum ve ne yapıyorum? Yoluma devam ediyorum. Hangi cümlelerle devam ediyorum? Karşıtlık bildiren cümleler ile devam ediyorum. Tekrar ediyorum alt başlığımı. Karşıtlık bildiren
cümleler diyorum canlar. Hemen şuraya da yazayım. Umarım yazıma alışmışsınızdır arkadaşlar. Videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hocam yazınız çok çirkin. Hocam yazınız çok güzel demeyeceğinizi biliyorum. Hocam bir edebiyat öğretmeni nasıl bu şekilde yazar falan der diyebilirsiniz ama hızlı bir şekilde ya da zaman kaybı olmaması amacıyla arkadaşlar hızlı yazıyorum. Şunu da söyleyebilirim. Zaten güzel yazı yazmayı beceremiyorum arkadaşlar. Karşıtlık bildiren cümleler diyebilirim. Peki karşıtlık bildiren cümleler nedir arkadaşlar? Anlamları birbirine karşıt. Yani arkadaşlar kavramlar bize zıt bir şekilde veriyor. Bir cümle var elimizde ve o kavramın o özelliği bize zıt bir şekilde veriliyor. İki farklı kavram da olabilir. Aynı kavramın iki farklı yönü de olabilir. Tekrar ediyorum. İki farklı kavram da olabilir. Aynı kavramın iki farklı yönü de olabilir. İşte böyle cümleler arkadaşlar karşıtlık bildiren cümlelerdir diyebiliriz. Ama genellikle bu cümlelerde o iki karşıt kavram aynı cümlenin içinde verilmiş olur. Şimdi örnek verelim. Mesela diyorum ki bazen ruhumda fırtınalar kopuyor. Bazense su gibi dingin oluyorum. Şimdi cümleye dikkat edelim. Arkadaşlar kendimle alakalı bir durum var. Tamam. Peki benim ruhumda bazen ne oluyormuş? Fırtınalar kopuyormuş. Peki bazen ne oluyormuş? Su gibi dingin oluyormuşum. Yani arkadaşlar herhangi bir sıkıntım, herhangi bir fırtınam, herhangi bir kötü durumum yok. Yani benim buradaki ruhumun iki farklı, yani iki zıt yönü, tekrar ediyorum, iki tane zıt yönü verilmiş oldu mu bana cümlede? Evet oldu. İşte biz böyle cümlelerde ne diyoruz? Karşıtlık bildiren cümleler diyoruz. Ya da şu: benim öğrencim bazen çok çalışkan görünüyor, bazen çok tembel görünüyor. Öğrencimin iki farklı durumunu ortaya çıkardım mı? Çıkardım. Peki karşıtlık var mı? Evet var. Eve bazen çok geç geliyor, bazen erken geliyor. Aynı kişinin iki farklı yönünü sizlere sundum mu? Evet sundum. İşte karşıtlık bildiren cümlelerde bunlardır diyorum arkadaşlar. Ve şimdi geçiyorum. Yine paragraflarda çok sık bir şekilde karşımıza çıkan cümleler arkadaşlar. Ve sürekli karıştırılan cümleler. Birincisi üslup cümleleri, diğer ismiyle biçem cümleleri, diğeri ise arkadaşlar içerik cümleleri, yani konu cümleleri. Merak etmeyin, taktiklerimiz var arkadaşlar ve sürekli bu ikisi birbirine ne olur? Karıştırılabilir diyebiliriz. Arkadaşlar üslup için şöyle söyleyebilirim. Bir yazarın bir konuyu nasıl anlattığıdır. Tekrar ediyorum, nasıl anlattığıdır. İçerik, konu ise bir yazarın ne anlattığıdır. Yani siz ne sorusuna, ne anlatmış bu adam sorusuna cevap alıyorsanız içerik cümlesi. Eğer yazarın nasıl anlattığı sorusuna cevap alıyorsanız biçem cümlesi, yani üslup cümlesi. Bakın şimdi detaylara giriyorum. Bir yazar devrik cümle kullanmış olabilir. Bir yazar kurallı cümle kullanmış olabilir. Bir yazar yabancı kelime kullanmış olabilir. Bir yazar Türkçe kelimelerden oluşmuş bir eser oluşturabilir. Bir yazarın dili sanatlı olabilir. Bir yazarın dili sade olabilir. Bir yazarın dili toplumsal dil olabilir. Bir yazarın dili edebi sanatlarla örülü, yani sanatlı bir şekilde oluşan bir dil olabilir. O zaman
Yazar süslü mü sanatlı mı? Tekrar ediyorum. Süslü mü sanatlı mı? Yazarın dili doğal mı? Yazarın dili ne bileyim işte aynısı içten mi? Bir yazarın anlatımı açık mı? Bir yazarın anlatımı akıcı mı? Etkileyici mi? Sürükleyici mi? Hepsini yazabilirim buraya. Etkileyici, sürükleyici vesaire vesaire. Bunların hepsi üsluba girer. Yani bir yazar devrik cümle kullandı. Örnek veriyorum. Geliyorum ben. Yüklem başta. Bir yazar kurallı cümle kullandı. Ben geliyorum. Bir yazar yabancı kelime kullandı. Spesifik bakış açısına göre dedi mesela. Bir yazar Türkçe kelime kullandı. Diyorum ki, bakın diyorum ki derken bile demek sözcüğü Türkçedir zaten. Sanatlı, süslü. Örnek veriyorum. Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Alın size ağır bir anlatımım var işte. Sanatlı bir dil kullandım. Sade. Bana kara diyen Dilber, gözlerin kara değil mi? Bakın sade kelimelerle örülü bir şiir yazdım. Etkileyici, sürükleyici, doğal, içten bunların hepsi üsluba girmiş oluyor. Ama konu neydi? Konu yazarın ne anlattığıydı. Şu tarafa doğru geçiyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buraları güzelce not alıyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi daha farklı örnekler vereceğim. Şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Üslup ve biçem. Yani üslup ve biçem demeyeyim yanlış olur. Üslup yani biçem cümleleriyle konu cümleleri yani içerik cümleleri iç içe de olabilir. Toplamda hepsinde ben ne yapacağım arkadaşlar? Örnek vereceğim. Dedik ya üslup bir yazarın nasıl anlattığıdır. İçerik ise yani konu ise yazarın ne anlattığıdır. Şimdi hep beraber örnek verelim. Mesela diyorum ki Halit, Ziya, Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu'da şöyle yapayım. Bir kadının durumunu anlatmıştır. Bakın Halit Ziya Uşaklıgil ne anlatmıştır? Bakın ne anlatmış? Yani neyi anlatmış bana? Bir kadının durumunu anlatmış. Bu durumda bu eserin konusu ne olmuş oldu? Bir kadının durumu. O zaman bu içerik yani konu cümlesi. Ama şöyle deseydim. Halit Ziya Uşaklıgil. Aşk-ı Memnu'da ağır bir dil kullanmıştır deseydim. O zaman bu adam konuyu anlatırken ağır bir dil kullanmış mı? Yani sanatlı bir dil kullanmış mı? Kullanmış. O zaman ne cümlesi olmuş oldu bu? Biçem yani üslup cümlesi olmuş oldu. Bu ise konu cümlesi. Hadi gelin ikisini birleştirelim. Halit Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnu'da bir kadının durumunu anlatırken ağır bir dil kullanmıştır. Bakın üslup ve konu cümlesi iç içe. Niye? Çünkü ağır bir dil kullanması üslup, bir kadının durumunu anlatması ise konu. Başka örnek veriyorum. Halide Edip adı var. Romanlarında milli mücadeleyi anlatmıştır. Halide Edip adı var. Romanlarında neyi anlatmış bana? Ne anlatmış? Milli mücadele. Konu bu. Eğer şöyle deseydim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu eserlerinde milletin anladığı kelimeleri kullanmıştır deseydim. O zaman sadelik olmuş olacaktı. Yani bir yazarın cümleleri nasıl kurguladığı olmuş olacaktı. O zaman da üslup olmuş olacaktı. Ben şuna benzetiyorum üslubu arkadaşlar. Yani biçemi. Bir yazarın giydiği kıyafet. Yani süsleniş ya da süslenme işçidir arkadaşlar. Ama düşünceleri ise onun konusudur diyebiliriz. Başka bir örnek veriyorum. Nurullah Ataç eserlerinde
V bağlacını hiç kullanmamıştır. Bakın kelime üzerinden gittim. V bağlacını hiç kullanmamış. O zaman üslup. Ama Nurullah Ataç eserlerinde toplumun sıkıntılarını anlatmıştır deseydim, o zaman ne anlatmış, yani neyi anlatmış olacaktı? İçerik cümlesi olmuş olacaktı arkadaşlar diyorum ve umarım anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam ediyorum yoluma. Ne diyoruz şimdi? Günlük hayatta bizim sürekli yaptığımız bir durum. Ön yargı bildiren cümleler. Tekrar ediyorum. Ön yargı bildiren cümleler. Arkadaşlar, günlük hayatta sürekli yapıyoruz. Bir konu hakkında fikir sahibi olmadan onun direkt olarak yorumlanmasıdır. Yani öyle cümle kullanıyorsun ki aslında tanımıyorsun, bilmiyorsun ama peşin hüküm bildiriyorsun. O yüzden bu cümlelere aynı zamanda peşin hüküm bildiren cümleler diyorsun. Günlük hayatta hani sürekli karşımıza çıkıyor ya arkadaşlar. Farz-ı misal, bir erkekte küpe var. Yırtık pantolon, dövmeli falan filan. Adam için ne diyorlar? Ne kadar serseri. Halbuki o adamı düşünün ki çok iyi niyetli, hayvansever, insansever, adaletli ve eşitlik. Tanısalar bu huylarını bilecekler. Ama bilmiyorlar. Direkt peşin hüküm yaptılar. Ne yaptılar? Pat. Adama zibidi dediler ve sustular. Ama adamı tanımıyorlar. İşte bizim ön yargı bildiren cümlelerimiz bunlar arkadaşlar. Dediniz ki mesela rafta bir tane kitap gördünüz ve kitabın kapağı çok güzel. Ben diyorum ki bu eser çok satacak. Yahu daha eseri okumadın etmedin. Nereden biliyorsun satacağını? Sadece kapağı göre mi yorum yapıyorsun? Bakın peşin hüküm bildirdin. Başka örnek verelim. Mesela diyorum ki arkadaşlar bir şehrin sadece fotoğrafını gördün. Ya da gittin insanlarıyla tanışmadın, etmedin. İnsanlarını bile bilmiyorsun. Diyorsun ki bu şehrin insanları çok iyidir. İyi de daha sen adamlarla tanışmamışsın bile. Nereden biliyorsun o insanların iyi olup olmadığını? Peşin hüküm bildirdin mi? Evet bildirdim. Ya da dedin ki bir çocuğu gördün, tipik çalışkan olsun, gözlük var ve soru çözüyor. Dedin ki bu çocuk sınavda ilk 20 bine girecek. İlk bine girecek. Ya nereden biliyorsun gireceğini? Dış görünüşten ya da herhangi bir fikir sahibi olmadan bu çocuğun ilk bine gireceğini nasıl bilebilirsin ki? Bilemezsin. O yüzden peşin hüküm bildiren cümleler deyince aklınıza demin verdiğim o zibidi örneği aklınıza gelsin arkadaşlar. Sakın ola bunu ne yapmayın? Unutmayın. Yani günlük hayatta sürekli yapıyoruz. Ya da bir araba gördünüz, tamam mı? Arabanın dış görünüşü harika. Dedin ki ooo bu arabaya bak, benimkinden daha iyi dedin. Ama araba belki arkadaşlar çalışmıyor bile. Belki arabanın onu çalıştıran unsuru olan motoru bile yok. Ne yaptın? Peşin hüküm bildirmiş oldun arkadaşlar. Devam ediyorum. Diyorum ki öneri bildiren cümleler. Yani teklif cümleleri arkadaşlar. Öneri bildiren cümleleri zaten hepimiz az buçuk biliriz. Tekrar ediyorum. Öneri bildiren cümleler. Arkadaşın bir kıyafet giydi ve dedin ki kıyafet için kıyafetin gri rengi sana daha çok yakışır dedin. Bak bir öneride, bir teklifte bulundun mu? Evet. Ya da ben bir kitap çıkartacağım arkadaşlar. Kitap kapağının rengi mor olursa daha güzel olur hocam dediniz. Ne yapmış oldunuz? Öneri bildirmiş oldunuz arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Tasarı bildiren cümleler diyorum. Çok kolaydır. Tasarı bildiren cümlelerin arkadaşlar aslında diğer ismi geleceğe yönelik plandır. Tekrar ediyorum.
geleceğe yönelik plandır. Hani kafamızda tasarlıyoruz, planlıyoruz ya, mantık o. Mesela örnek verelim. Ne diyelim? Karne tatilinde Bodrum'a gitmeyi düşünüyoruz. Evet, geleceğe yönelik bir plan var mı? Var. Ya da diyorum ki ben ileride soru kitabı çıkarmayı düşünüyorum. Bir tasarı var mı? Evet, var. İşte tasarı cümleleri daha çok geleceğe yönelik planlardır diyebiliriz. Şimdi sürekli karıştırdığınız yer, beklenti bildiren cümleler ile gerçekleşmemiş beklenti bildiren cümleler. Arkadaşlar, hatta şuradaki yazımı düzelteyim de sonra sıkıntı olmasın. Gerçekleşmemiş. Bakın, birinde beklenti cümlesi, diğerinde gerçekleşmemiş bildiren cümle var. İkisi arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Birincisi, gerçekleşmemiş beklenti bildiren cümleler geçmiş zamanla çekimlenir. Yani beklenti varmış ve bu beklenti olmamış. Yani olay gerçekleşmemiştir. Ama beklenti bildiren cümlelerde süreç devam eder. Tekrar ediyorum, süreç devam eder. İki örnekle daha güzel anlayacağız şimdi. Diyorum ki arkadaşlar, bize uğrayacağını düşünüyorum. Birinci örneğim bu olsun. İkincisi ise bize uğrayacağını düşünüyordum olsun. Zaten taktiği verdim. Geçmiş zamanla çekimleniyorsa gerçekleşmemiş beklenti. Ama konuyu açıyorum. Bize uğrayacağını düşünüyorum. Süreç devam ediyor mu? Evet, beklentim devam ediyor. Sınavı kazanacağımı umut ediyorum. Anlatım bozukluğu ama olsun. Sınavı kazanacağımı umuyorum. Ya da ne diyeyim? Yarın oraya gideceğimi düşünüyorum. Bakın, süreç devam ediyor. Ama bize uğrayacağını düşünüyordum derken senin bir beklentin vardı. Ama uğramış mı? Hayır, uğramamış. Bu durumda gerçekleşmemiş beklenti oldu. Sınavı kazanacağımı düşünüyordum. Beklentin gerçekleşti mi? Hayır. Demek ki geçmiş zamanla çekimlenmişse gerçekleşmemiş beklenti, süreç devam ediyorsa beklenti olmuş oluyor arkadaşlar. Annesini üzmez sanıyordum. Bakın, aslında adamın beklentisi annesini üzmeyeceğimiş. Ama annesini üzmüş mü? Evet, çünkü diyor ki annesini üzmeyeceğini sanıyordum. Ama annesini üzmüş ve geçmiş zamanla çekimlenmiş. Demek ki süreç devam ediyorsa beklenti, süreç bitmişse ve beklentin gerçekleşmemişse gerçekleşmemiş beklenti cümleleri olmuş oldu. Şimdi son alt başlık, diyorum ki arkadaşlar, eleştiri bildiren cümleler. Burada zaten eleştirinin ne olduğunu biliyoruz. Ama şunu asla unutmuyorsunuz. Eleştiri cümleleri öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Hocam, nesnel eleştiri nasıl olur ya diyebilirsiniz. Olur arkadaşlar. Bir eleştiri olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Örnek veriyorum. Diyorum ki, kitabı yazar gerçekten müthiş yazmış. Şimdi beraber cümleyi yorumlayalım. Kitabı yazar gerçekten müthiş yazmış. Ya arkadaş, kime göre müthiş? Belki ben kitabı sevmedim. O zaman hem olumlu hem de öznel eleştiri olmuş oluyor. Çünkü tamamen bana kalmış bir durum. Peki hocam, nesnel eleştiri nasıl olur derseniz arkadaşlar. Nesnel eleştiri
bir veriye dayanarak oluşturulan eleştirilerdir. Yani elinizde bir veri, argüman olmak zorundadır. Örnek veriyorum. Diyorum ki yazar kitabında 8000 kelime kullanmıştır. Kullandığı kelimelerden 7800 tanesi yabancı kelimeler olduğu için anlaşılırlığı düşüktür. Şimdi arkadaşlar, benim yazarım bir eser oluşturuyor ve 8000 tane kelime kullanıyor. Bunlardan 7800 tanesi yabancı kelime oluyor ve toplum tarafından anlaşılmıyor. Geriye 200 tane Türkçe kelime kalmış oluyor. Elimde bir argüman var mı? Var. Bu durumda anlaşılırlığı düşüktür diyor muyum? Diyorum. Bakın, olumsuz eleştiri yaptım. Aynı zamanda nesnel eleştiri yaptım. Klasik örneklere geçersek, yazarın bu eseri aşırı sürükleyici. Kime göre sürükleyici? Bana göre. O zaman öznel. Olumlu mu? Olumlu. Yazarın bu eseri çok sıkıcı. Öznel mi? Öznel. Çünkü bana göre. Ama olumsuz mu? Olumsuz. Yani eleştiri deyince aklıma hem olumlu hem olumsuz, hem nesnel hem de öznel gelecek arkadaşlar. Yani eleştiri dediğiniz şey sadece öznel olmaz ya da sadece olumsuz olmaz. Olumlu eleştiriler de olur. Sen bir arkadaşına bugün ne kadar güzel giyinmişsin desen bile bu olumlu bir eleştiridir arkadaşlar diyorum. Ve böylece cümlede anlam konusunu tamamen bitiriyoruz. Ben geliştiğimizi düşünüyorum. Soru çözdükçe, beraber soru çözüm videoları yaptıkça daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Ve artık yavaştan paragrafa gireceğim arkadaşlar. Paragraftan sonra dil bilgisiyle yolumuza devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Sloganımızı unutmayın. Hedefe koş diyoruz. Ve hedefimize de ulaşacağımıza eminim diyorum canlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.